Doktor Ceyhun Nuri hocamızla boyun ağrılarının yaygın nedenleri üzerine yaptığımız söyleşide yine sizler için son derece faydalı içerik hazırlığına başladık. Bu kapsamda hocamıza boyun ağrısı tedavisinde sülük ya da hacamat tavsiye eder misiniz diye sorduk. İşte cevabı sizlerle. Bunu aslında bir farklı sebeplerle, işte bel ağrısı sebebiyle, aslında bir önceki sorunuzdaki masajla da neredeyse eşdeğer bir cevabı vardır bunun. Çünkü sülük ve hacamat çok evet değerlidir, inkar etmeyelim. Oradaki dolaşımın artmasına yardımcı olacaktır. Oradaki kas spazmlarının çözülmesine yardımcı olacaktır. O bölgedeki cilt altı gevşek bağ dokudaki birikmiş bağ doku katmanları arasındaki gerek ağır metal, gerekse de bir kısım toksinlerin, gerekse de metabolik atıkların bağ dokularındaki asitleşmeyi artışına neden olan bir kısım birikimden atılmasını ivedilikle yardımcı olmaktadır. Evet, bunu inkar etmeyelim. Buna karşı çıkmayalım. Lütfen sağlıkçı arkadaşlarımız da çıkmasınlar. Ancak altyapıdaki boyun probleminin bilinçaltı sebepli ise veyahut da omurga ve postür bozukluğu sebebi ise veya kalçadaki düzlemin bozulması nedeniyle kule vinçimiz düzgün durmuyor ise, o zaman maalesef siz kuyruk sokumundaki bir problemi, kalçadaki dönmeyi düzeltmediğiniz takdirde boyuna yapacağınız hacamat ve sülük, ya çok iyi geldi cümlesiyle karşı karşıya kalsak da bu kişi maalesef çok yanlış bir davranış içerisindedir ve çok ilimden uzak, cahilce bir davranıştır. Çünkü tek bir hacamatla ona kutsal mana yükleyerekten boyun problemini tek başına çözmek mümkün olmayacaktır. Ama hasbelkader bir spazm nedeniyle bir durum yaşanmışsa, o zaman kesinlikle tekil uygulama olarak doğru olacaktır. Ama bir bütün olarak maalesef bizim gibi profesyonellerin bu yaklaşımı bir hacamatla, bir sülükle bunu ortaya koyması doğru olmayacaktır.